Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir dersle hatta yazılı hazırlığıyla karşınızdayız arkadaşlar. Haydi yazılılar başlasın diyoruz. 10. sınıf kimya için 1. dönem 1. yazılı kampını da böylece başlatıyoruz. Şöyle bir programa hep birlikte bir göz atalım arkadaşlar. Kimya yazılı hazırlığıyla başlıyoruz derslerimize. Ardından biyoloji, matematik, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, fizik, tarih her gün bir yazılı çalışmasıyla karşınızda olacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi yazılı döneminde de yanınızda olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Neler yaptık peki bu çalışmada arkadaşlar? Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz örnek sorular hazırladı, yayınladı. Biz de ona benzer sorularla da size destek olmaya karar verdik. Ve bunun yanı sıra tabii ki bizim de hazırladığımız yazılıda karşımıza çıkabilecek soru tipleri yer alıyor. O soruları çözeceğiz ama öncesinde de tabii ki şöyle bir özet geçeceğiz. Hangi konuları işlemiştik? Karşımıza neler çıkacak? Bunlardan bahsedeceğiz. E hadi bahsedelim bakalım. Öğrenci notlarında neler karşımıza çıkacak arkadaşlar? Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar şeklinde ilk ünitemize başlamıştık. Bu ünitenin oldukça sayısal nitelikli bir ünite olduğundan bahsetmiştik. Üniteyi tabii ki tamamlamadık. Sadece kimyanın temel kanunları bölümünü bitirdik. Peki neler vardı? Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları burada karşımıza çıkacak. Kanunlar ve bununla ilgili soruları çözeceğiz. Ardından mol kavramı üzerine çalıştık arkadaşlar. Burada da bağlı ve gerçek atom kütlelerinden bahsettik. İzotop atomlardan ve ortalama atom kütlesi hesaplarından bahsettik. Ve mol kavramı ile ilgili mol kütle ilişkisi, mol tanecik sayısı ilişkisi veya mol hacim ilişkisi üzerine e, sorular çözdük, hesaplamalar yaptık. Şimdi karşımıza yine bu hesaplamalardan tabii ki sorular gelecek. Peki şöyle bir özetleyecek olursak neler vardı? Kanunlardan başlayacak olursak. Lavoisier'in ortaya attığı kütlenin korunumu kanunu bize diyordu ki fiziksel ve kimyasal tepkimelerde harcanan maddelerin kütleleri toplamı ile tepkimede oluşan maddelerin kütleleri toplamı birbirine eşittir. Yani girenler e, ürünlere eşit olacak bu kütle olarak e, bu eşitliği sağlayacağımız sorular karşımıza çıkacak. E, dikkat ediyoruz başta arkadaşlar bu sadece fiziksel ve kimyasal tepkimeler için geçerli nükleer tepkimelerde kütle korunmuyordu. Bir diğer kanun Proust'un ortaya attığı sabit oranlar kanunu. Proust da bize diyordu ki bir bileşiği oluşturan elementler arasında hem sayıca hem de kütlece belirli bir oran vardır. Mesela hemen basit bir örnekle sudan bahsedecek olursak sayıca oran zaten belli arkadaşlar. İki hidrojene karşılık bir tane oksijen vardı. Ama kütlece orana gelecek olursak bize diyorduk ki şimdi her bir hidrojenin atom kütlesi 1 ve iki tane hidrojen var Dolayısıyla 2 çarpı 1 diyorduk oksijenin kütlesi de bir tane oksijen var ve her bir oksijenin kütlesi 16 Dolayısıyla buradan 2/ bölü 16 yani 1/ bölü 8 gibi bir oran olduğunu söylüyorduk Yani bu ne demek Aslında her 9 gramlık bileşeğiin içerisinde 1 gram hidrojen 8 gramda oksijen varmış ve bu oran sabit olarak devam ediyormuş Dalton'un ortaya attığı katlı oranlar kanunu ne anlatıyordu bize peki? Diyordu ki aynı iki elementten oluşan iki farklı bileşikte elementlerden birinin eşit kütlede olması durumuna diğer element kütleleri ve sayıları arasındaki belirli bir oran vardır. Bu orana da katlı oran deriz zaten. Nasıl bir örnek verebiliriz? Mesela diyelim ki arkadaşlar SO2 ve SO3 bileşikleri var bak. Aynı elementlerden oluşan iki tane bileşik var. Şimdi burada kükürtler birbirine eşit ya diyeceğiz ki Birincinin oksijeni ile ikincinin oksijenini şöyle oranlayacak olursak eşit kütlede kükürt olduğu zaman iki oksijene karşılık 3 oksijen var değil mi? O zaman bunlar arasındaki katlı oran 2 bölü 3. Aynı şeyi şöyle de söyleyebiliyorduk demek ki oksijenleri birbirine eşitlerse kükürtler kükürtler arasındaki oranda 3 bölü 2 olacakmış ve buna da katlı oran adını veriyorduk. Mol kavramına gelecek olursak arkadaşlar burada tabii ki çok önemli bir sayımız vardı. Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olarak ezbere bilmemiz gereken bir sayı. Bu sayı neydi peki? Diyorduk ki 1 mol tanecik de bak bu tanecik atomda olabilir, molekülde olabilir, iyon da olabilir. İşte 1 mol maddede tanecikte yer alan tanecik sayısını aslında bu sayı ifade ediyordu. Burada Kütle ile ilgili bir geçişimiz vardı. Mesela metan bileşiği arkadaşlar bize soru şunu söyleyecek. Diyecek ki her bir karbonun kütlesi 12 her bir hidrojenin kütlesi de 1'dir. Buna göre 12 çarpı 1 artı 4 çarpı 1 eşittir 16. Bize bu neyi veriyordu? bir mol metan gazının yani CH4 bileşiğinin 16 gram olduğunu söylüyordu. Veyahut bir tane metan molekülünün 16 atomik kütle birimine eşit olduğunu bize söylüyordu. Veya su için aynı şekilde hidrojenler bir iki tane var. Oksijen 16 sadece bir tane var. Topladık 18 yani bir mol su 18 gramken bir tane su molekülü ise 18 AKB'dir bilgisini bize sunuyordu. Bunu hacimle kıyaslarken şöyle bir şey söylüyorduk. Normal şartlar altında yani bir atmosfer basınç sıfır santigrat derecede bir mol gaz türü ne olursa olsun gaz olması yeterli 22,4 litre hacim kaplıyordu. Oda koşullarından bahsediyorsak yani bir atmosfer basınç sıfır santigrat derece, 25 santigrat derece sıfır sıcaklıktan bahsedersek bir mol gaz 24,5 litre hacim kaplıyordu. Gerçek atom kütlesine gelecek olursak bu da bir tane atomun gram cinsinden kütlesi olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar böyle ifade ediyorduk ve bunu belirlerken de diyorduk ki bir tane protonun ve bir tane nötronun kütlesi birbirine eşit ve bir atomik kütle birimidir buna göre eğer bir tane oksijen molekülünden bahsediyorsak bak her bir oksijenin 8 protonu 8 nötronu var. Dolayısıyla kütle numarası 16. Yani bu ne demek? Bir tane oksijen atomu 16 AKB'dir demek oluyor. O zaman bir tane oksijen molekülü 32 AKB olarak karşımıza çıkacak. Bu şu demek aslında. Bir tane oksijen molekülü 32 bölü NA yani 32 bölü Avogadro sayısı grama eşit olacak. Hemen şöyle yazalım. 32 bölü Avogadro gram ve herhangi bir maddenin herhangi bir atomun Gram cinsinden kütlesini bu şekilde belirtmekte bizi gerçek atom kütlesine götürüyordu. Hemen sorular üzerinden konuyu da şöyle yine tabii ki tekrar ederek ilerleyelim arkadaşlar. Her soruda önemli bilgileri de özet geçerek devam ediyor olacağız. Mesela kütlenin korunumu kanunu ile ilgili bir soru karşımıza çıkmış. Bir de grafik üzerinden vermişler soruyu. Demiş ki bize... A, B, C ve D maddelerinin tepkime sırasında kütlelerinin zamanla değişimini veren grafik yandaki gibidir. Buna göre grafikte yer alan M değerini hesaplayınız. Arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaştığımız zaman hemen ne yapıyoruz? Tepkimenin bir denklemini oluşturmamız gerekiyor öyle değil mi? Şimdi tepkimede girenler harcanan maddeler yani miktarı azalanlar ürünler ise miktarı artan maddeler olacak. Burada B ve D'nin miktarı azalmış demek ki B ve D bu tepkimenin Girenleriymiş A ve C'nin miktarı da artmış demek ki bunlar da bizim ürünlerimizmiş. Şimdi bakış açımız şu olmalı harcanan maddelerin toplam kütlesi oluşan maddelerin toplam kütlesine eşit olacak dedik. Şimdi B'ye bakalım bak 34 ile başlamış 20'ye kadar düşmüş tamamı harcanmamış sadece 14 gramı harcamış. o zaman buraya 14 yazacağız. D'ye bakacak olursak 34 ile başlamış sıfıra kadar düşmüş yani tamamı harcanmış o zaman D'den de 34 gram harcanmış. A'dan ne kadar oluştuğunu zaten M değeriyle grafik bize ifade etmiş sıfırdan başlamış M'ye kadar gelmiş çünkü. B ise sıfırdan başlamış e, 20'ye kadar çıkmış pardon C ise sıfırdan 20'ye kadar çıkmış yani kütlesi 20 kadar artış göstermiş. O zaman girenler ve ürünlerin birbirine eşit olması gerekiyorsa 14 ile 34'ü topladığım zaman bana M ve 20'nin toplamını vermesi gerekiyor. Yani burada ne geldi arkadaşlar 48 M artı 20'ye eşitmiş. O zaman bu M değeri 20'yi karşıya attığımız zaman 28 gram olarak karşımıza çıkacakmış arkadaşlar. Bu kadar basit bir şekilde çözebiliriz. Yapmamız gereken tek şey harcanan ve oluşan maddelerin kütlesini birbirine eşitlemek olacak. Bir diğer soruya gelecek olursak bu da sabit oranlar. Kanunundan karşımıza çıkmış. Arkadaşlar X2 Y3 bileşiğini vermiş bize. Hiç önemli değil formülün olduğu. Bize diyor ki buradaki kütlece oran 4 bölü 9 oranında X elementinden oluşmaktadır. Bak sabit oranlar kanun soruları karşımıza çıktığı zaman bizim şu orana gitmemiz çok faydalı olacak. X ve Y'nin bu bileşiğin içerisindeki oranı nedir? Diyeceğiz ki arkadaşlar bak 9 gram bileşin 4 gramı x'miş Şöyle değil mi? Bu oran bize onu söylüyor. O zaman 9 gramın 4'ü x ise geri kalan 5'i de y'dir. O zaman mx bölü değeri 4 bölü 5 olacak. Burası cepte. Şimdi öncüllere gittiğimiz zaman diyor ki 20 gram y elementi kullanılarak en fazla kaç gram x2 y3 bileşiği elde edilebilir. Şöyle bir trikte kullanabiliriz arkadaşlar. Başlangıçta bize verdiği bileşikle sonradan bizden istediği bileşik birbiriyle aynıysa bu sabit oranlar kanunu sorusudur. Hemen basit bir tablo oluşturarak sorumuzu çözeriz. Şimdi şu değer bize neyi anlatıyor? Diyor ki MX ve MY yani X ve Y elementleri birleşerek bu X2Y3 bileşiğini oluştururken 4 gram bundan harcadığım zaman 5 gram bundan harcarım ve toplamda 9 gram bileşik oluşur. Şimdi bu sabit bir oran. O zaman bu artış sabit olmalı. Yani 8'e 10 olunca 18 olacak gibi katlayarak gidebiliriz. Bize soru demiş ki 20 gram Y elementi kullanacağım. Yani şundan 20 gram alacağım. Buna karşılık bak 4'ün şey 5'in 4 katı 20. Buna karşılık olarak 4'ün 4 katı kadar yani 16 gram da x kullanmam gerektiğini anlarım. O zaman bunların toplamı kadar ya da işte 9'un 4 katı kadar da bileşik oluşturmam gerekecek. Yani 36 gram bizim burada elde edeceğimiz bileşiğin kütlesi olacak. Bu oranı kurduğumuz sürece soru kaçırma ihtimalimiz olmayacak. B öncülde demiş ki X ve Y elementlerinden 40 har gram alınarak X 2 Y 3 bileşiği elde edilirken hangi maddeden kaç gram artan kalır? Şimdi aynı oranı gene kullanacağız. Bak bu defa sadece demiş ki ikisinden de 40 har gram alarak başlıyorum tepkimeye. Bu ikisini de tamamen kullandığım anlamına gelmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Hangisi biter, hangisinden ne kadar kullanılır onu bir belirlemem gerekiyor. Orada da şunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi 40'ın 10, şey 4'ün 10 katı 40 değil mi? Eğer bunun tamamını bitiriyor olsaydım yani x'in tamamını bitiriyor olsaydım 5'in de 10 katı kadarını kullanmam gerekecekti. Yani 50 gram kullanmam gerekecekti ama benim elimde 50 gram y zaten yok. Demek ki bu ihtimali göz ardı edeceğiz. O zaman 5'in 8 katı 40 öyle değil mi? Demek ki ben y'yi bitiriyorum. O zaman 5'in 8 katı kadar Y kullanıyorsam 4'ün 8 katı kadar da X kullanmam gerekiyor. Yani 32 gram da X kullanacağım ben bu tepkimeyi oluştururken. Dolayısıyla da ikisinin toplamı kadar ya da 9'un 4 katı kadar e, bizim birleşik elde etmemiz gerekecek. Dolayısıyla da arkadaşlar burada e, 5 katı kadar özür diliyorum. E, 45 gramlık, şey, e, 32 artı 40'tan 72 gramlık bir bileşik elde etmem gerekiyor. Tabii ki 8 katı kadar elde edeceğim. Buna karşılık olarak. Hangisinden ne kadar artar? Soru oydu öyle değil mi? Bak 40 gram Y'nin tamamını kullandım bitirdim. 40'ın 32'sini kullandığım için X'ten 8 gram artan madde olarak kaldı. Hangi maddeden kaç gram artar? O zaman X'ten artıyor ve 8 gramlık artan bir madde elimde kalıyor. Geri kalan 32 gramı ise bileşiğin yapısında kullanılmış oluyor. Hemen Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorulara benzer bir soruyla devam edelim bize karbon monoksit bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranını 3 bölü 4 olarak vermiş sorumuz. Diyor ki buna göre 20 gram oksijen ile 18 gram karbon elementinin tepkimesinden en fazla kaç gram karbon monoksit bileşiğini işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi tablomuzu bir oluşturalım. Bak karbonun kütlesi, oksijenin kütlesi ve bunların oluşturduğu karbon monoksit kütlesini şöyle bir değerlendirmeye alacak olursak. Bize şu oran demiş ki Bundan her 3 gram kullandığımda oksijenden 4 gram kullanacağım. Dolayısıyla da toplamda 7 gram bileşik elde edeceğim. Şimdi bana ne vermiş peki? 20 gram oksijen var başlangıçta. Buna karşılık olarak 18 gram da karbon var. Az önce yaptığımız gibi hangisi biter sorusunu cevaplayacağız arkadaşlar. Bak, karbonun bitmesi durumu. Şimdi 3'ün 6 katı 18, değil mi? Eğer 18 gramlık karbonun tamamını kullanmak istiyorsam ben dördün altı katı kadar oksijen kullanmam gerekiyor. Yani 24 gram oksijene ihtiyacım var ama elimde sadece 20 gram var. Dolayısıyla bunu göz ardı edeceğim. Bu ihtimal geçerli değil. O zaman biten oksijenmiş. Yani oksijenden 20 gramı kullanıyorum. Yani dördün beş katı kadar ...bir kütle kullanıyorum. O zaman 3'ün 5 katı kadar da karbon kullanacağım. Yani 15 gram karbon kullanmam gerekecek. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı kadar ya da 7'nin 5 katı kadar... ...bileşik elde edeceğim. Ve buna karşılık olarak oksijen biterken... ...3 gram karbonun da artan madde olarak kaldığını göreceğim arkadaşlar. Evlenden en fazla kaç gram karbon monoksiti oluştuğunu bulmamı istemiş. Tabii ki 35 gram olduğunu buradan yapıştırabiliriz. Bir diğer soruya bakacak olursak... ...bu defa demiş ki bize... XY2 bileşiği kütlece %40 oranında Y elementinden oluşmaktadır. Buna göre 30'ar gram X ve Y elementi kullanılarak en fazla kaç gram X2Y bileşiği elde edilebilir? Arkadaşlar şu hemen dikkatimizi çekti. Bak burada XY2 verdi. Burada bizden X2Y ile ilgili bilgi elde etmemizi istiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu artık sabit oranlar değil katlı oranlar kanunu sorusu olarak çözülmesi dikkate alınması gerekiyor. Çünkü aynı elementlerden oluşan iki farklı bileşik söz konusu. Şimdi bu tarz bir soruda ne yapmamız gerekiyor? Şimdi başlangıçta bize x, 2 bileşiğini vermişti ya. Bunun üzerine konuşacak olursak hemen mx bölü m, değerini bize verilen şu yüzde 40 oranından yazabiliriz. Ne diyor bize? Yüzde 40'ı y elementinden oluşuyor. Yani yüzde 40'ı y ise o zaman geri kalan yüzde 60'ı da x olmalı öyle değil mi? Dolayısıyla aslında mx bölü m, oranı... 3 bölü 2'ymiş. Hemen basit bir sadeleştirme ile bunu yapabiliriz. Şimdi bu noktaya ulaştıktan sonra bizim aslında X bölü Y oranına yani atom kütleleri arasındaki oranına gitmemiz gerekiyor ki çözümü kolaylaştırabilelim. Burada diyeceğiz ki bizim bileşimimiz X, Y, 2 ise o zaman bir tane X'in iki tane Y'ye olan oranıymış aslında 3 bölü 2 olan. O zaman X'in Y'ye oranı doğrudan atom kütleleri arasındaki oran sadece şu ikilerden kurtulursam 3 bölü 1 olarak karşıma çıkacak. Bu elde etmem gereken ilk veriydi arkadaşlar. Bak bu veriyi alacağım sonrasında da getirip X, 2, Y bileşiği için kullanmaya devam edeceğim. Diyeceğiz ki X, 2, Y bileşiği için ben MX bölü MY değeri oluşturmak istiyorsam eğer bu defa bileşiğin içerisinde iki tane X var bir tane Y var öyle değil mi? Ben X ve Y arasındaki oranı zaten biliyordum. O zaman bunu getirip burada yerine yazmam yeterli olacak. Yani 6 bölü 1 gibi bir oran olacak. 3 bölü 1'i X ve Y'nin yerine yazmam yeterli oldu. Şimdi ben ihtiyaç duyduğum o tabloyu artık oluşturabilirim. MX var, MY var ve bunlardan oluşacak X2, Y bileşiği var. Bu oran bana diyor ki 6 gram bundan, 1 gram bundan kullanırsam 7 gram bileşik elde edebilirim. O zaman az önce yaptığımız işlemleri burada uygulayabiliriz. Bize diyor ki ikisinden de 30 gram alırsam. Ne diyorduk? Hangisi biter? Bunu bir kovalamamız gerekiyor. Şimdi X'ten 30 gram kullanırsam yani altının 5 katı kadar kullanırsam Y'den de 1'in 5 katı kadar kullanmam yeterli olacak. Dolayısıyla burada X'in bitecek olan madde olduğunu belirlememiz kolay oldu. O zaman ikisinin toplamı kadar ya da 7'nin 5 katı kadar yani 35 gramlık bir kütle elde ettiğimizi göreceğiz. Ve buna karşılık X tamamen biterken 25 gram Y'nin artan madde olarak kaldığını göreceğiz arkadaşlar. Cevabımız tabii ki burada 35 olacak. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Hemen bir diğer soruya bakalım. Katlı oranlarla ilgili çok klasik bir soru tipidir arkadaşlar. Böyle grafikler karşımıza çıkacak ve oldukça da basit az öncekine benzer bir çözüm karşımızda olacak. Ee, yine grafiği kullanarak aslında az önce aradığım verileri topluyor olacağım. Şimdi burada iki tane bileşiğimiz varmış ya bizim ve ikisi de x ve y elementlerinden oluşuyormuş. Bize diyor ki x ve y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikte x kütlesinin bileşik kütlesiyle değişimi grafikteki gibidir. Birinci bileşiğin formülü x y 4 olduğuna göre ikinci bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birinci bileşiğin formülünü söylemiş bize. Demiş ki bu x y 4 bileşiği. İkinci bileşiğin de X, A, Y, B olduğunu biz varsayalım arkadaşlar. Böyle bir değerlendirme alalım. Şimdi birinci bileşikten bahsediyorsak yani az önce yaptığımızı yapalım. X, Y, 4 bileşiğinden bahsediyorsak. Bak buradaki MX bölü MY değerini grafikten çekebiliriz. Nedir arkadaşlar bu değerimiz? Şimdi bize diyor ki her 3 gram X'e karşılık 4 gramlık bileşik elde ediliyor. Yani biz 3 gram X kullandığımız zaman sadece 1 gram Y'ye ihtiyacımız var ki toplam 4 gramlık bir bileşiği elde edebilelim. Oranı yakaladık arkadaşlar. O zaman bunu götürüp şu bileşiğin formülünden yola çıkarak x bölü 4 y'ye eşitleyebiliriz. Bir tane x'in 4 tane y'ye olan oranıymış aslında 3 bölü 1. O zaman az önce kullandığımız yöntemle biz doğrudan x bölü y'yi hesaplayıp bunu kullanmaya devam edebiliriz. 4'ü sadece karşıya çarpı olarak attığımız zaman bu oranın... 12 bölü 1 olduğunu buluruz. Yani x atom kütlesinin y atom kütlesine olan oranını böylece hesaplamış olduk. Bizim şimdi ikinci bileşiğe ihtiyacımız var. İkinci bileşik için mx bölü my değer yani x, a, y, b bileşiğinden bahsediyoruz tabii ki burada. Bunu gene grafikten okumaya çalışacak olursak x kütlesi 4 toplam bileşik kütlesinin 5 olması neyi anlatıyor bize? Pardon e x kütlesi dörtgen y kütlesinin bir olduğunu bize söylemiş oluyor. Öyle değil mi? 4 bölü 1 gibi bir oran karşımıza çıkacak. Çünkü 4 gram x'e karşılık 5 gramlık toplam bileşik elde ediyoruz. Şimdi bu ne demek? A tane X'in B tane Y'ye olan oranıymış 4 bölü 1. E biz X bölü Y oranının 12 bölü 1 olduğunu bulmuştuk. Demek ki 12 tane A'nın bir tane B'ye olan oranı 4 bölü 1'miş. O zaman yapmamız gereken tek şey bu A bölü B oranının kaç olduğunu söylemek olacak. Şu 12'yi karşıya bölü olarak atarsak 4 bölü 12 bir de onu sadeleştirirsek 1 bölü 3 olduğunu bulacağız. Sadece bu A ve B değerlerini bileşik formülünde yerine yazmamız yeterli olacak arkadaşlar. O zaman x'in altına 1, y'nin altına 3 yazdığımız zaman biz bileşiğin formülünü, basit formülünü bulmuş olacağız. Şıklarda da zaten x, y, 3 var. Bakın şu e, bizi aldatmasın. x, 2, y, 6 formülü de şıklarda yer alıyor arkadaşlar. Bu onun bileşiğin formülü olabilir. Yaptığımız bazı hesaplar buna ulaşmamızı sağlayabilir. E, burada şuna dikkat edeceğiz. Bizden basit formülü istediği için en sade halini yazmamız gerekiyor. ya. O yüzden de x, 3'ü işaretlememiz gerekiyor. Bir diğer soruya geçecek olursak arkadaşlar burada izotop atomlardan bahsedeceğiz. Ortalama atom kütlesi hesabı yapacağız. Bize demiş ki klor elementinin atom numarası 17 olan klor elementinin doğada bilinen iki tane izotopu vardır. Bu izotopların nötron sayıları 18 ve 20 olarak belirlenmiştir. Klor elementinin ortalama atom kütlesi 35,5 AKB olduğuna göre klor izotoplarının doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız diyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi biz bunların nötron sayılarını biliyoruz ya. İki tane var ikisinin de proton sayısı 17 bu bilgiye sahibiz zaten bunlardan birinin 18 diğerinin 20 tane nötronu varmış. O zaman bunun 35 kütle numarası bunun da 37 kütle numarası olması gerekiyor sadece proton ve nötronları toplayarak buna ulaşabiliyoruz zaten. Şimdi bize şöyle bir bilgiyi sunmuş oldu bunun doğada bulunma yüzdesi mesela yüzde x olsun. O zaman geri kalan yüzdeyi de klor 37 oluşturacağına göre bununkisi de yüzde 100 eksi x olsun. Öyle değil mi? Bu hesaba gidebiliriz. E, ortalama atom kütlesi hesabı yaparken şunu yapıyorduk. Doğada bulunan izotoplardan işte her birinin kütlesini doğada bulunma yüzdesiyle çarpıp bunları birbiriyle toplayacaktık. Yani bununla karşılık 37 çarpı 100 eksi x diyecektik. Kaç tane izotopu varsa hepsi için aynı işlemleri yapacağız. Burada sadece iki tane izotopumuz var kütle numarası ve doğada bulunma yüzdesi. Bunları çarpıyoruz. Ve ardından da bunu yüze böldüğümüz zaman bulmamız gereken sayı bize aslında ortalama atom kütlesini verecekti. 35 buçuğa eşitmiş. Yapmamız gereken tek şey buradaki x değerini çekmek olacak. O zaman 35x artı parantez içerisine dağıtırsak 3700 37x eşit olacak arkadaşlar. 3550'ye yüzü karşıya çarpı olarak atmam yeterli olacak. E buradan ne diyeceğiz arkadaşlar? Şurada 2x'in 3550'yi de bu tarafa aldığımız zaman 150'ye eşit olması gerektiğini anlayacağız. Ve x değeri 75 olarak karşımıza çıkacak. Yani buradan neyi anladık biz? İki tane izotopumuz vardı. Bunlardan birisi klor 35'ti. Bu doğada %75 oranında bulunuyormuş demek ki. X onunkiydi çünkü. Bir de ikinci izotopumuz olarak klor 37 vardı. Bundan da geri kalan kütlece yüzde olan yüzde 25 elimizde olacak arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu tamamlamış olacağız. Bir diğer soruya gelecek olursak artık mol kavramı üzerine ilerlemeye başlayacağız arkadaşlar. Kükürt ve oksijen elementlerinin bağıl atom kütleleri sırasıyla 32 ve 16 şeklindedir demiş. Buna göre bak bir tane SO3 molekülü kaç gramdır diye sormuş. Bir de 0.5 mol SO2 molekülü kaç AKB'dir diye sormuş. Burada birimlere çok dikkat etmemiz gerekiyor ve şöyle bir ifade kullanıyorduk arkadaşlar. Tanenin karşılığı aslında kütle olarak AKB iken molün kütle olarak karşılığı gram olacaktı ve gram ve AKB kütle birimleri arasındaki geçişte şuydu. Gram demek Avogadro sayısı kadar AKB demekti aslında. Şimdi bu geçişleri kullanarak soruyu çözeceğiz. Ne yapacağız peki? SO3 molekülü demiş. Şöyle mi? biz hemen gidelim. SO3'ün bir molekül kütlesini hesaplayalım. Şimdi bir tane kükürt varmış onun kütlesi de 32'ymiş. Zaten soru bize burada söyledi. Artı 3 tane de oksijen varmış ve her birinin kütlesi 16'ymiş. Şimdi burayı ne bulduk arkadaşlar? 80 olarak hesapladık. Bak bu ne demek? Bu bilgiye ulaştığımız anda şunu söyleyeceğiz. Bunun bir tanesi 80 AKB'dir. Bir molü de 80 gramdır. Şimdi tane dediğine göre bu kütle şöyle olacak o zaman. E, bizim elimizde ...80 AKB gibi bir kütle var. Ancak bizden gram olarak bu birimi hesaplamamızı istiyor. E, dolayısıyla 80 AKB'yi grama çevirmemiz gerekiyor. AKB cinsinden kütlesini bildiğimiz herhangi bir büyüklüğü grama çevireceksek... ...bu ifadeyi Avogadro sayısına bölmemiz yeterli oluyordu. Dolayısıyla cevabımız 80 bölü ena gram olacak. B şıkkına geldiğimiz zaman bu defa da mol vermiş AKB cinsinden istiyor. Bak aynı işlemleri yapacağız aslında... Diyeceğiz ki bizim elimizde bu defa SO2 molekülü var. Şimdi 32 kükürtten gelecek. 2 çarpı 16 da oksijenden gelecek ve burayı 64 olarak bulacağız. Bu ne demek? Bir tanesi 64 AKB veya bir molü 64 gram. Aynı ifade değil mi? Bize başlangıçta mol verdiği için o zaman şunu söyleyelim. Bunun bir molü 64 gramdır. O zaman bizim elimizde 0.5 mol olduğuna göre bunun kütlesini bir hesaplayalım arkadaşlar. Gram cinsinden öncelikle bulalım tabii. Sadece yarısı olduğuna göre 32 gram olarak bulacağız. Ama gram cinsinden bulduk bizden AKB cinsinden istiyor. Diyeceğiz ki o zaman bizim elimizdeki kütle 32 gramsa biz bunu birim geçişiyle AKB'ye çevirebiliriz. Gramı AKB'ye çevirmek istiyorsak ne yapacağız? Avogadro sayısıyla çarpacağız. Yani 32 çarpı NA AKB bizim buradaki soru için cevabımız olacak. Diğer soru ne demiş peki? Eşit kütlede oksijen içeren karbon monoksit ve karbondioksit gazlarından oluşan bir karışım Toplam 100 gramdır. Buna göre karışımı oluşturan karbon monoksit ve karbondioksit kütlelerini hesaplayınız arkadaşlar. Karışım soruları hani oldukça aslında kolay bir şekilde çözülebilir. Yapmamız gereken ilk şey burada mol sayıları arasındaki ilişkiyi bulmak olacak. Şimdi bize çok önemli bilgi vermiş. Demek ki bunların içerdiği oksijenler birbirine eşit. Ne yaparsak yani hangi bir değeri verirsek bunların oksijenleri birbirine eşit olacak. Buradan ilerleyelim. Mesela bunun N mol olduğunu varsayacak olursak içerisinde ne kadar oksijen olacak? 2 N mol oksijen olacak öyle değil mi? O zaman karbon monoksitin de aynı şekilde 2 N mol oksijen içermesi için kendi mol sayısının 2 N mol olması gerekiyor ki 2 çarpı o birden 2 N mol olsun. Bak bu durumu verdiğim anda ikisinin mol sayılarının birbirine eşit olduğunu daha doğrusu oksijen sayılarının birbirine eşit olduğunu anlamış oluyorum. O zaman hemen kütlelerle ilgili yorum yapmaya başlayabiliriz. Şimdi karbon monoksitin kütlesi nedir? Bir tane karbon var, bir tane de oksijen var. Dolayısıyla 28 olarak hesaplarız. Karbondioksitin kütlesi nedir? Bir tane karbon var, bu defa iki tane oksijen var. O yüzden 2 çarpı 16 diyeceğiz. Buradan da 44 olarak hesaplayacağız. Yani 1 mol karbonmonoksit 28 grammış. O zaman 2N mol karbonmonoksit 2 en çarpı 28 gram olacak. Bu e, karbonmonoksitin oluşturduğu toplam kütle. Benzer şekilde 1 mol karbondioksit 44 grammış... O zaman N molü N çarpı 44 gram eşit olur öyle değil mi? Bunların toplamının 100 gram olduğunu işte soru bize söylemiş. Yapmamız gereken tek şey buradaki N değerini bulmak. 56 N artı 44 N'den 100 N değeri doğrudan 100'e eşitmiş. Yani N değeri 1'miş arkadaşlar. Buradan e, biz ne anlıyoruz? Demek ki elimizde e, N değeri 1 olduğuna göre 2 mol karbonmonoksit var ve 1 mol de karbondioksit var. Şimdi bunların kütlelerini bulmamızı istemiş. O zaman karbon monoksitten 1 mol 28 gramdı ve 2 mol vardı. Demek ki 2 çarpı 28'den 56 gram var elimizde. Karbon dioksitten ise 1 mol vardı ve 1 molün 44 gram olduğunu zaten biliyorduk. Kütlelerin dağılımı bu şekildeymiş. Hemen bir diğer soruya bakıyoruz. Bize ne diyor? Avogadro sayısı kadar atom içeren SO3 gazı için aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiş. Hemen kaç gramdır diye başlamış. Arkadaşlar şöyle bir ilerleyeceğiz biz. SO3 e, Avogadro sayısı kadar. Yani Avogadro sayısı kadar ne demek aslında? 1 mol demek öyle değil mi? 1 mol Avogadro sayısı kadar içeriyordu. Şimdi at, içerdiği atom sayısından bahsettiği için şöyle diyeceğiz. Bunun 1 molünü alacak olursak 1 mol SO3 toplamda 3 oksijen 1 e, kükürtten 4 mol atom içerir. Şimdi ilk kuracağımız oran bu olmalı. Bir mol atom içerdiğini söylediğine göre bize bunun kendisinin kaç mol olduğunu hemen bir hesaplamamız gerekiyor. 4'te 1 o zaman birin de dörtte birini almamız lazım. Yani 0.25 mol SO3 olacak ki toplamda bir mol atom içeriyor olabilsin. İlk bulduğumuz bilgi bu. Bunun dışında neyi soruyor bize? Kaç gramdır diye soruyor. Hemen ilerleyelim. Diyelim ki so 3ün öncelikle bir mol kütlesini hesaplamamız lazım. Az önce de yapmıştık zaten 32 artı 3 çarp 16'dan bunu 80 olarak bulmuştuk. Yani bunun 1 molü 80 grammış. Bu bilgiye zaten ulaştık. Buna göre elimizdeki bu 0.25 molü kaç gramdır bizim sorumuzun cevabı olacak zaten. Yapmamız gereken sadece dörtte birini almak. Yani elimizde 20 gram SO3 gazı varmış. B şıkkı da diyor ki normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Bunu yaparken ne diyorduk arkadaşlar? 1 mol gaz bak türü ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Normal koşullar diyorsa 22,4 litre hacim kaplıyordu. E bizim elimizdeki gazın mol sayısı 0,25 moldü. O zaman bu kaç litre hacim kaplar diyeceğiz. Yani yapmamız gereken tek şey 22,4'ün 4 devirini almak. O da tabii ki 5,6 litreye eşit olacak ki cevabımız da budur. Hemen bir diğer soruya da atlayalım. 11 gram C3H8 gazı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Diyor. Bak az önce ne yaptık arkadaşlar? Bize verilen bilgiden e, so 3ün mol sayısını bulduk. Aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Bu defa da kütle vermiş, kütleden yola çıkarak C3H8'in mol sayısını bir bulmamız gerekecek. Diyeceğiz ki C3H8'in önce bir mol kütlesini bulalım. 3 tane, tane karbon varmış. 3 çarpı 12 oradan gelecek. 8 tane de hidrojen varmış. 8 çarpı 1 de oradan gelecek. Burada zaten verilerimiz var. O zaman bunu 44 olarak bir hesaplayacağız. Bak bu ne demekti? Bunun 1 molü 44 gramdır demek oluyordu. Öyle değil mi? Bize demiş ki 11 gram var elimizde. O zaman bu 11 gram kaç moldur? Öncelikle bu soruyu bir cevaplayalım. Yine 4'te 1'i dolayısıyla 0.25 mol C3H8 gazımızın olduğunu anladık. Şimdi geçelim öncüllere. 0.25 moldür. Evet, doğrudur. Az önce hesapladık zaten. Normal koşullarda 5.6 litre hacim kaplar diyor. Az önce hesapladığımız bir ifadeydi. Gene hesaplayalım. 1 mol gaz 22,4 litre hacim kapladığına göre arkadaşlar 0.25 mol kaç litre hacim kaplar deriz ve buradan 5.6 litreye ulaşırız. O zaman ikinci öncülümüz de doğru olur. 9 gram karbon içerir diyor. Şimdi ne dedik ki arkadaşlar bunun içerdiği her bir molünde içerdiği karbon 3 çarpı 12'den 36 gram da öyle değil mi? Bunun bir molü 36 gram karbon içerdiğine göre 0.25 molü kaç gram karbon içerir? Bu defa çözmemiz gereken soru da bu olacak. O zaman 36'nın 4'te biri yani 9 gram buradaki cevabımız olacak. 3. öncülümüz de doğrudur. Dolayısıyla da cevabımız E seçeneğindedir diyeceğiz. E, mol kavramı sorularının neredeyse tamamını basit oran oran hesaplarıyla çözebiliyoruz gördüğünüz gibi Milli Bak Eğitim Bakanlığı'nın sorularından bir örnekle devam edelim yine arkadaşlar e, ne demiş bize 14 gram C2H4 bileşinin kaç mol olduğunu işlem basamaklarını e, göstererek hesaplayınız hemen hesaplayalım arkadaşlar ne yapıyoruz kütle vermiş bileşin formülünü biliyoruz hemen şunu yapıyorduk C2H4 var. Bunun bir mol kütlesini hesaplayalım. 2 tane karbon var o zaman 2 çarpı 12 oradan gelecek. 4 tane hidrojen var o zaman 4 çarpı 1 de oradan gelecek. Dolayısıyla da 24 artı 4'ten 28 olarak bulacağız. Yani bunun 1 molü 28 grammış. Hemen hesabımızı yapalım. Bunun 1 molü eğer 28 gramsa 14 gramı kaç moldür? Aslında soru bu kadar basit. Sadece yarısı olduğuna göre Birinin yarısını alacağız yani 0.5 mol e, madde varmış bizim elimizde. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorulara benzer bir soruyla ilerleyelim. Normal koşullarda 5.6 litre hacim kaplayan C3H4 gazının içerdiği mol atom sayısını bulun diyor bu defa arkadaşlar. Ne yapacağız peki? Yine bizim her zamanki gibi mol sayısına ihtiyacımız olacak. Diyeceğiz ki 1 mol gaz bakın normal koşullar diyor 22.4 litre hacim kaplıyordu. Bizim elimizdeki gaz 5.6 litre hacim kaplıyor. O zaman bunun mol sayısı kaçtır? İlk çözmemiz gereken oran orantı sorusu bu olacak. E 4'te 1'i o zaman 1'in de 4'te 1'i olmalı. Yani 0.25 mol gaz varmış bizim elimizde. Ama bizden kaç mol atom içerdiğini soruyor. Şimdi 3 tane karbon 4 tane hidrojen var değil mi? O zaman diyeceğiz ki bunun 1 molü toplamda 3 artı 4'ten 7 mol atom içerir. O zaman kendisi 0.25 mol olduğuna göre içerdiği Atomun mol sayısı kaçtır? Kuracağımız oran orantı bu kadar basit. Yani 0.25 çarpı 7'den ne geliyor? Tabii ki 1.75 mol atom şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde güzelce sorularımızı da tamamlamış olduk. Bu çözdüğümüz sorulara çok benzer nitelikte sorular karşımıza muhtemelen gelecektir. E Tabii ki yanınızdaki varlığımızı burada sonlandırmıyoruz arkadaşlar. E, yaptığımız çalışmalarla e, sınava kadar sizin çalışmalarınızda da size destek olmaya devam edeceğiz. Bunu da nasıl yapacağız? Tabii ki yazılı notlarımız bahsedeceğimiz ilk kaynağımız olacak arkadaşlar. Tüm dersler için kısa, özet ve çok önemli, en önemli bilgileri içeren bir kaynağımız var karşımızda. Yazılı öncesinde hızlıca göz atabileceğimiz ve en önemli bilgileri cebimize koyup sonrasında yazılıya girebileceğimiz bir kaynak olarak kesinlikle yanımızda bulunması gereken bir kaynak. E bunun dışında bir de yazılı denemelerimiz var arkadaşlar. Yine her dersten e soruları ve denemeleri içeren kendimizi test etmemizi sağlayacak, soru, sınavda karşımıza çıkabilecek e soru ihtimalleri üzerine çalışmamızı sağlayacak e bir kaynak arkadaşlar. E yazılı sorularını çözebilir, kendimizi test edebilir, hatta kendimizi ...güzelce notlandırabiliriz. Diyelim ki çözemediğimiz sorular oldu veya... ...cevabını şöyle bir gözden geçirmek istediğimiz sorular oldu. Kare kodlar da burada yardımcı olacak bize. Video çözümlerine gidebilir ve bütün eksiklerimizi tam anlamıyla giderebiliriz. Ve sonrasında da mükemmel notlarımızı alıp tekrar burada buluşuruz. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Güzel bir sınav dönemi diliyorum ve... Tekrar burada görüşmek üzere.